Merhaba beni sevenler, sevmeyenler, kayıtsız kalanlar, varlığımdan ilk defa haberi olanlar, kaydırıp yan posta geçenler ve dikkate değer bulup takip edenler. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Kendimi takdim edeyim. Benim adım Toros Şumbur. Hem emlak işletmesi hem de reklam ajansı olan bir girişimciyim. Gayrimenkul tarafında insanların hayatları boyunca verdiği en büyük satın alma kararlarına aracılık ediyorum. Ajans tarafında hem gayrimenkul alışverişine hiper duyarlı hedef kitlelere ulaşıyorum, hem de gayrimenkulün dışında kalan işletmelere ürünlerinin veya hizmetlerinin daha çok, daha pahalı ve kendini tekrar edecek şekilde sürekli satılmasını sağladığımız çift yönlü hibrit bir modelle çalışıyoruz. Yani kendi asistini gole çeviren bir forvet gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Tabii ki satış pazarlama konusunda konuşmaya hakkım olduğunu göstermek için. Arkadaşlar, pazarlamaya olan ilgisi pazarlamanın Türkiye'deki toplam tarihine eşit biri olarak bu videoyu sosyal medyada pandemiye dönüşen, öyle iki eğitimle isminin önüne C-level sıfatlar ekleyen çakma dijital pazarlama uzmanları için, aynı zamanda ticari dertlerini şifa arayan işletmelere yanlış teşhis, yanlış tedavi yüzünden sakat kalan şirketler için çekiyorum. Şimdi bilenler bilir, pazarlama psikolojisi ve satış stratejileri konusu son 20 yılda önceki 200 yıla göre 2000 kat hızlı gelişti arkadaşlar. Dijital pazarlama elbette çok değerli, lakin işletmeye satış getirmek için pazarın %80'i sadece ve sadece Google reklamcılığına ve Meta reklamcılığına sığınmış durumda. Google reklamları bir tür niyet taraması yapar. Yani talebi karşılar, parasını öder ve dikkati satın alırsın bunun karşılığında. Meta reklamları ise biraz daha farklı. Orada insanların davranışlarını algoritmalara çevirip karar verme alışkanlıklarını etkileyerek teklifinizi satışa dönüştürmek adına algoritmaları bir tür dijital emzik gibi kullanan bir platform. Bu iki platformda yönetilen, yürütülen pazarlama modelleri etkili mi? Evet, etkili. Lakin bunlar tek başına bul karayı al parayı kumarından biraz farksız. Ne demek istiyorum? Pazarlamaya para harcamadığında, sisteme para koymadığında kendini kitleyen, para koyduğunda da sistemin kendine bağımlı yaptığı hastalıklı bir model. Şimdi 21. yüzyıl internet kullanıcıları artık farkındasınızdır siz de. İzlemeyi, dinlemeyi, okumayı sevdiği içerikler tüketmek istiyor. Dolayısıyla ürün ve hizmetlerinizi artık tek başına reklamlarla değil, ürettiğiniz nitelikli içeriklerle hedef kitlenize buluşturmanız gerekiyor. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde artık dijital pazarlama diye bir şey olmayacak. Pazarlamanın dijitalleşmesi diye bir şey olacak. İşte reklam ajansları tam da burada patlıyor arkadaşlar. Niye? Çünkü reklam kampanyası kurmak otomatik pilot düzeyinde bir operatörlük. Reklam platformları bana parayı ver, ben geri kalanını hallederim noktasına gelmiş durumda. Ama içerik üretmek dijital teknolojilerden çok daha fazlasına ihtiyaç duyan bir takım disiplinler bütünü. Pazarı tanıyacaksın, hedef kitleyi analiz edeceksin, veriyi yorumlayacaksın, bir sürü iş. İşte tam burası artık kolları sıvayıp direksiyona geçmemizi gerektiren ticari manada hayat memat meselesi haline dönüşen bir noktaya gelmiş durumda arkadaşlar. Eğer çok donanımlı bir ekiple çalışmıyorsanız burası asla devredebileceğiniz bir şey değil. Çünkü sizi, ürününüzü, hizmetinizi, hedef kitlenizin beklentilerini sizden daha iyi tanıyan birini bulmanız imkansıza yakın bir durum. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? İçerik üretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu yönde adedelerinizi kuvvetlendirmeniz ve kendi kitlenizi inşa etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. İyi içerik sizi ve hizmetinizi çevrim içi dünyada 7/24 bedava pazarlayan satış temsilcilerimizdir. Bu bakış açısı son yıllarda yeni bir pazarlama modeli ortaya çıkardılar. Nedir bunun ismi? Audience Driving Marketing, yani kitle odaklı pazarlama. Kişisel bir marka olsanız da, uzman olduğunuz konuda ürün satan bir işletme de olsanız, sizin ortaya koyduğunuz katma değere inanan, güvenen kendi topluluğunuzu oluşturmanız gereken bir dijital dünya geliyor arkadaşlar. Sizi diğer pazarlama yöntemleri arasında en vazgeçilmez yapacak olan burasıdır arkadaşlar. Pazar sadece reklam platformları yönünde konuyu ele alıyor olsa da aslında içerik üretmek teknolojiden daha çok sosyoloji ve psikoloji ile alakalıdır. Bu yüzden algoritmaları böyle biraz bırakıp sosyoloji ile ilgilenmemiz gerekiyor. Algoritmalar kodlara gömülü fikirlerdir. Objektif değillerdir, duygusuzlardır. Sadece satış için optimize edilmişlerdir. Algoritma insan davranışlarına göre şekillendiği için o yüzden algoritmaları
biraz böyle boş verip insan kitlelerini yani sosyolojiyi öğrenmeye zaman ayırmanız gerek. Hedef kitlenizi dinlemeyi, onların aralarında gezmeyi, onlara kulak vermeyi, pazarınızı kriminal bir bakış açısıyla gözlemlemeyi öğrenin. Bu niye önemli? Çünkü tanımadığınız insanların sorunlarını çözemezsiniz. İnsanlar da size sadece problemlerini çözersiniz ödeme yaparlar. Konuyu şöyle çerçeveleyelim. Arkadaşlar içerik pazarlaması kıtalar arası bir balistik füze gibidir. Mesajınızı dünyanın her yerine götürebilirsiniz. O yüzden balistik füze ile içerik pazarlaması birbirine çok benzer. İkisi de kitle odaklıdır. Biri kitle imha silahıdır, diğeri kitle inşa silahıdır. Her ikisinin de menzili kıtalar arasıdır. Şimdi içerik pazarlaması ile ilgili haftalarca konunun üzerine konuşabiliriz. Şimdi bana göre önemli olan yönünden bahsetmek istiyorum. Orası da dikkat arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz evren hepimiz için milyarlarca uyarının olduğu bir yer. Bu sonsuzluğun içinde insanların satın alma düğmelerine basan karar alma süreçlerindeki o birleştirici nitelikteki kayıp halkanın ismi dikkat arkadaşlar. Bu niye önemli? Çünkü hizmetinizi veya ürününüzü hiper duyarlı hedef kitlenize ulaştırma çabanızın dikkat rasyosundaki ömrü sadece 3 saniye. Evet doğru duydunuz, sadece 3 saniye. Mesela story mi paylaştın? Müşterin veya kitlen çat diye kaydırabilir. Postmat görmezden gelir. Reklamlarını geçebilir. Dağıttığın broşürleri, paylaştığın yanar dönerli postları yok sayabilir. Astığın afişe bakmayabilir. Tek çareniz var. Öyle bir hikaye anlatacaksınız ki sizden kurtulmak değil, sizin hikayenize dahil olmak istesinler. Dikkat kavramı öyle bir şey ki duyguların uzunluğuyla değil doz ve yoğunluğuyla ilgilidir arkadaşlar. Yani hepimizin hayatındaki o unutulmaz anlar, açıklanamayan şeyler, eşsiz insanlar, olağanüstü deneyimler bu yüzden vardır. İşinizi kitlenize bu şuurla sunmalısınız. Çevrim içi dünyada insanlar sizin takipçiniz değil, takip edeniniz olmalılar. Onlar için yoldan çıkaran değil, yola çıkaran biri olmaya çalışmanız gerekiyor. Böyle adım sayan değil, yola aşık olup saymayı bıraktıranlardan olmalısınız. İlham tetiğini düşürmelisiniz yani. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yaptığınız şey her neyse, onu vizyon haline getirinceye kadar yoğurup kıvamını bulunca kalemle, kelamla, nesilden nesine, elden ele gezen bir meşaleye dönüştürmeyi öğrenmelisiniz. Bu konuştuğumuz eksende sonuç almaya başladığınızda şunu göreceksiniz. Verdiğiniz mesajlar insanların hayatını değiştirebilir, onların işlerini büyütebilir, onlara para kazandırabilir, sattırabilir, aldırabilir, geleceklerini ciddiye almalarını sağlatabilir. Yeniyi denemeyi öğretebilir, özgüven aşılayabilir. Eğer mesajınız güçlü olursa kalemle, kelamla ölüyü diriltebilir, diriyi delirtebilirsiniz. Mesajınız insanlara ceket ilikletebilir, şapka çıkartabilir, kapıda karşılatabilir. Bunları yapan hep mesajınızdır. Bu iddiamı dil bilgisi yönüyle desteklemek için bir ekleme yapmak istiyorum. Kalem ve kelam kelimeleri Arapça kelm kökünden gelir. Yani Türkçesi iz bırakmak demektir. Her söz iz bırakır. İnsanlar da iz bırakın. Ne yaptığınız önemli değil. Ya okunmaya değer bir şeyler yazın ya da hakkında yazmaya değer şeyler yazın. Nitelikli içerik üretme işini çözüp pazarlamanın EQ nüanslarının farkında olduğunuzda mesajınız dikkat mıknatısı haline gelir. Bir tür çekim gücü oluşturur. Dikkat kavramı artık öyle bir noktaya geldi ki online dünya ekonomisinde her yerde karşılığı olan bir para birimine dönüştü. Bu ekonominin içerisinde nasıl varlık gösterebilirsiniz? İnsanların karar verme alışkanlıklarını doğru anlayarak. Burada biraz konuyu antropolojik yerden yaklaşarak da akla yatkın hale getirmeye çalışayım. Şimdi bir insan günde ortalama 35 bin karar alıyor. Şimdi beynimiz bu kararların birçoğunu bilişsel düzeyde işleyebilecek kapasiteye maalesef sahip değil. Ayrıca bunu istemiyor da zaten. Beyin evrimsel olarak ana işlevi olan hayatta kalma ile ilgili önemli kararlara yeterli enerjiyi ayırabilmek için mümkün olduğunca az çalışmanın yollarını arayan bir organ arkadaşlar. Dolayısıyla beyin bu 35 bin kararın yaklaşık %90'ını otomatik pilot modunda alıyor. Bu biyolojik bir gerçek. Benim fikrim değil. Şimdi Daniel Kahneman adında bir bilim adamı var. Yakın tarihte bu tezi bilimsel olarak kanıtlayarak psikolojik profesörü olmasına rağmen Nobel'i ekonomi dalında aldı. Adam diyor ki insan ırkı bilinç düzeyinde farkında bile olmadan alınan karar üzerinden aksiyona geçen bir canlı türü diyor. Hatta Hızlı ve Yavaş Düşünce diye de bir kitabı var, alıp okuyabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Bundan 4000 yıl önce ceviz kadar küçük beyinli asosyal primatlarken bugünkü büyük beyinli hipersosyal insanlara dönüşmemizi sağlayan işte bu rasyodur arkadaşlar. Evet, biraz uzun bir video oldu ama konuyu bütünüyle ele almak istedim. Konumuz içerik üreterek kitle odaklı
pazarlama demiştik. Bu konuyla ilgili internette sayısız kaynak bulabilirsiniz tabii ki. Ama ben konunun teknolojinin ve algoritmanın ötesinde başka yönleri olduğuna inanan biri olarak konuyu kuşatan ve kucaklayan bir notadan iletişimini yapmak istedim. Bu yönde işinize yarayacak bir sosyoloji kitabı da tavsiye etmek istiyorum. Benim defalarca okudum ve çok hoşuma giden bir kitap. New Yorklu bir finans yorumcusu, ismi James Surowiec, kaleme aldığı bir kaynak var. İsmi Kitlelerin Bilgeliği. Şimdi bu videoda konuştuğumuz konular dikeyinde istifade edecek çok detay bulabileceğiniz bir eser olduğunu da söyleyebilirim. Kitleler neden tek yürek hareket eder? Hiçbir somut gerekçe yokken bir fikir, bir birey neden bir gecede nefret objesine dönüşür veya çok sevilir? Toplum bilinci, sosyal mühendislik ve algı yönetimi üzerine bir başyapıt olduğunu söyleyebilirim. Kitlelere onların gözleriyle bakıp onların gördüklerini görebilmek isteyenlere şiddetle tavsiye edebileceğim bir kaynak. Evet, hayatımın en uzun videolarından biri oldu diyebilirim. Umarım işinize yarar. Herkese başarılar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.